Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı başlıyor. Programından merhabalar değerli izleyiciler. Yeni bir program, yeni bir hafta yine karşınızdayız. Bu hafta değerli izleyiciler Gaziantep'i gezmeye, Bilecik'i gezmeye ve Kilis'i gezmeye devam ediyoruz. Sizlere bu hafta çok güzel program hazırladık. Koltuğunuzda yaslanın, çayınızı yudumlarken sizlere bizi izlemeye devam edin. Ve ne yapıyoruz? Programımızla başlıyor. Uyuduk kervana gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Bakalım bizleri neler bekliyor. Değerli izleyiciler, bir erik bahçesindeyiz. Hem erik hem kayısı, bir taraftan patlıcanlar, Bilecik patlıcanları yetişiyor. İşte gördüğünüz gibi doğal erikler. Nisan ayının başında başlıyor erik mevsimi. Mayıs ayının sonuna kadar gidiyor. Burada çocuklar da zaten erik toplamak için uğraşıyorlar. Ben de burada büyük mücadele veriyorum. Aferin çocuklar, kafamı kıracaksınız bu arada. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Erik mi topluyorsunuz? Evet. Nasıl? Zor oluyor mu erik toplama? Hayır, zor olmuyor. Kolay değil mi? Evet. Allah, ben bu eriklerden biraz yiyeyim değerli izleyiciler. Yoğun bir telaş var. Erik bahçesindeyiz değerli izleyiciler. Erik topluyoruz, bir taraftan çocuklar topluyorlar, bir taraftan yardımcı oluyor arkadaşlarımız. Atla bir taraftan ses çıkartıyor. Abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? İsmim Bahattin Gören. Bahattin abi, burada şu an erik mevsimi değil mi? Evet. Şimdi erik topluyorsunuz. Evet. Eriğin mevsimi ne zaman? Erik 1 Nisan'da başlar bizim bölgemizde. Mayıs'ın başında da sona erer. Nisan'ın başında başlıyor, bir Mayıs'ın aylık, bir aylık süresi var. Evet. Var. Evet. Gördüğünüz gibi yer yeşil, evet. Tatlı. Evet, bunu genelde biz bu şey can erik diye geçiyor. Ha, can. Evet, can erik diye geçiyor. Bunu Antep bölgesine toplayıp Antep bölgesinde pazara sunuyoruz. Pazara sunuyorsunuz. Evet. Burada kaç kişi çalışıyor çocuklar? Bayağı bir çocuk var burada. Çocuklar genelde bizim ailenin çocukları, akrabalar oluyor. Hmm. Çoğunlukla dışarıdan işçi oluyor. İşte Suriye'den gelen insanlar da çalıştırıyoruz. Onlar çalışıyor. Evet. Şimdi burada kaç tane ağaç var abi? Burada 120 tane ağaç var. Hepsi erik mi bunların, yoksa farklı şey var? Erik de bir kısmı kırmızı erik. Evet, sofralık olan dediğimiz erik. Bir kısmı da can eriği. Bunun turşusunu da yapıyorlar sanırım, öyle bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, burada sanayi olarak değil de yöresel olarak kendi evlerimizde yapıyoruz. Doğru. Bahattin abi şunu gösterelim değil mi? Şu doğal eriği. Değerli izleyiciler, Metin yaklaş buraya Metin. Bak erikleri görsünler değerli izleyiciler işte. Bir taraftan çocuklar, bir taraftan ablalarımız erikleri topluyorlar değerli izleyiciler. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz burada abla? Erik topluyoruz. Erik topluyorsunuz. Nasıl, yorucu mu geçiyor, kolay mı geçiyor? Tabii yorucu ya, kolay bir şey var mı? Kolay ekmek yok değil mi? Kolay ekmek yok. Çalışmadan ekmek yok. Çalışmayana ekmek yok değerli izleyiciler. Ablamızın söylediği gibi. Tabii. Ne güzel doğal doğal erikler, domatesler, patlıcanlar değil mi? Güzel, he. Soğan. Bilecik güzel mi? Bilecik nasıl, güzel mi abla? Bilecik çok güzel bir yer.
Güzel değil mi? Güzel. Bilecik deyince akla patlıcan kebabı geliyor değil mi abla? Patlıcan kebabı geliyor, lahmacun geliyor, her şey geliyor. Eşli köfte geliyor. Her şey var. Değerli izleyiciler, merdivene çıktım. Elik topluyorum. Sizler için burada getir poşeti patron. Aç bakalım, bana yardım et. Elik toplamak hiç de kolay değil değerli izleyiciler. Gerçekten çok eziyetli, çok zahmetli ama doğal. Bir taraftan erikler toplanıyor değerli izleyiciler, bir taraftan temizleme, ayıklanma aşamasında ablalarımız burada zaten. Hepiniz. Anne kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, çok şükür Allah'ın keremine. İştahsiyar halımı ben çalışayım. Maşallah var ya. Ne yapayım? Gençsin ya daha, ne mi ihtiyacın? Ne genç ya, artık biz ayakımız mezara gidiyoruz ya. Yok öyle de, Allah sağlıklı uzun ömür versin. Metin yaklaşla bak, ablalarımız burada neler yapıyorlar. Eriklerin birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye ayırıyorlar. Küçük erik, büyük erik. Temizleri bak nasıl ayırık. Bak. Temizli bir yanı, ufakı bir yanı. Ortan helal olsun. Valla ne güzel. Kim ufakını alır, kim irisini alır. Tabii. Küçüğünü alan da var, büyüğünü alan da var. Ama hepsi de doğal bence bunların, değil mi? He. Değil mi? He. Anne sana kolay gelsin, bakalım ablayı da konuşalım. Abla hanım ağa gibi oturuyor zaten maşallah. Patron hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İşte işleyik. Yılmadan işleyik, toplayık, erik ödeyik. Maşallah, ha, maşallah. Güzel yapıyorsun. Ha, güzel. Bunlar hepsi bir yerleri ayrı, kulağı ayrı. Ayrı ayrı yapıyorsunuz. Ha. Küçükleri, küçük, büyükleri, ha. Hem ha. Farklı. Toplayık ediyip satılacak. Evet. Nasıl kolay toplanmıyor değil mi bunlar? Kolay değil abi, kolay değil. Kolay hiçbir şey yok. Yok, adamın gözü çıkardır valla. Kolay hiçbir şey yok değerli izleyiciler. Valla adam işleme ihtiyar olmuş hadi. Aşramayık, acı kalık. Yo, Allah sağlıklı uzun ömür versin. Maşallah var ya, ne güzel çalışıyorsunuz. Var ya, sizleri görünce ben de var ya gururlanıyorum aslında ya, gerçekten. Maşallah. Allah kolaylık versin. Size buradan ayrılıyoruz. Bize erik verecek misiniz? Verik. Ha, verik. Elimizi alıyoruz değerli izleyiciler. Hadi kolay gel. Al. Aldım ben. Tamam. Değerli izleyiciler, eliklerimizi topladık Bilecik'te ve ne diyoruz çocuklar? Mola Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Mola Saatimizi Emin Usta'nın yanına geldik. Orada değerlendirelim dedik. Yapmış olduğu lezzetleri bir de biz bakalım diyoruz. Emin Usta'm kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun oğlum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, hamdolsun, sizleri sormanız lazım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nizip'ten Bilecik'e geçerken önce Nizip'e senin yanına uğrayalım. Daha sonra diğer taraftaki mekanında bize patlıcan kebabı ve tabii ki haşhaş kebabı hazırlayacaklar. Tabii. Biraz işletme olarak bilgi verir misiniz? Bayağı bir geniş bir alanınız var burada. İşletme olarak biz burada çorba grup toplantı yemekleri, ondan sonra bayan günleri yapıyoruz mesela. Toplantı gibi halk eğitim özel günleri, sıra geceleri özel günleri yapıyoruz. Toplantı yemekleri. Bence geniş bir alanınız var zaten. Evet. Özel etkinlikler zaten yapıyorsunuz. Evet. Zaten lezzetleriniz tartışılmaz. Gerçekten mükemmel. Çünkü daha önce biz çekimlerini yapmıştık. O sizin güzelliğiniz. Değil mi? Evet. Geleceğin adayları mı diyelim, geleceğin ustası mı diyelim? İşte değerli izleyiciler, Emin Usta'mızın oğlu İmam Usta diyelim, küçük İmam Usta diyelim. Çilo'nun merhaba. Yeğeni. Çilo'nun yeğeni diyelim. Merhaba, seni tanıyabilir miyim? Evet. İsim? İmam. İmam, okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. 4. sınıfa gidiyorsun, maşallah. Şimdi sen buraya gelince kebap saplamayı biliyor musun? Kebap yapmayı biliyor musun? Hayır. Neden öğrenmiyorsun? Ama baba yapıyor ya, sen babaya güveniyorsun. Tabii Emin Usta'mızın mükemmel lezzetleri, sen de tabii istifade ediyorsun. Lezzetlerden yön değil mi? Evet. Mola Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, Bilecik'i gezmeye devam ediyoruz. İşte Bilecik'te lezzet adresinin ve vazgeçilmez adresinin bir tanesi Emin Usta'mızın yanına giriyoruz.
Emin Usta bize patlıcan kebabı lezzeti sunacak ve bu patlıcan kebabı lezzetini sizler adına merak ediyorum. Merak ettiğim için de lezzete doğru ilerliyorum. Bilecik'i gezmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Güzel bir mekana geldik. Reşat Usta'mız bize bugün Bilecik patlıcan kebabının, bu haşhaş kebabının özelliğini anlatacak. Öncelikle merhabalar, hayırlı işler. Merhabalar, hoş geldiniz Ali abi ilçemize. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun abi, sizler iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Öncelikle Bilecik patlıcanının tarifini almak istiyoruz ve haşhaş kebabının tarifini almak istiyoruz. Bilecik patlıcanının özelliği nedir? Abi, Bilecik patlıcanımız Türkiye'de çok meşhur bir patlıcandır. Antalya Kemer patlıcanından sonra Bilecik Mezra patlıcanı gelir. Bilecik'in Mezra beldesidir. Patlıcan orada yetişir, tescillidir Türkiye çapında. Toprağı ve mahsulü hani birebir çiftçiler tarafından ve mühendisler tarafından yetiştirilir. Aynı şekilde de hani bizim buradaki kaynak kuşlarımız koruma altında olduğu gibi patlıcanımız da aynı şekilde yani koruma hemayesindedir. Altında. Evet. Ve Metin, yaklaşırsan buraya ustamızla başlasın. Usta, sen başla olmazsa, gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, şöyle patlıcanları da görüyorsunuz. Et mi alacaksın ustam, sana yardım şişe edeyim. Şişe alacaksınız. Evet. Hemen yardım edelim. Şişlerimizi hep dolapta muhafaza ediyoruz. Şişe. Ve et çok soğuk olacak ki birbirine hani böyle bir şey olsun. Sevgi, lezzet, karma karışık. Yani dolapta muhafaza ediyorsunuz. Tabii, yani buz gibi. Oo, buz gibi değerli izleyiciler. Bu da lezzetin bir sırrı değil mi? Bir parçası. Bir parçası, hatta doğru söylüyorsunuz. Patlıcan kebabımız yapılıyor değerli izleyiciler. Etimiz kuzu eti mi oluyor, dana eti mi oluyor? Kuzu eti, kuzu etinin kaburga yani boşluk eti olarak adlandırdığımız etten, evet. Bir de kuyruk yağıyla beraber ince ince kıyılır bıçak kıymasıdır. Zır kıyması, evet. Kıyması, etin hani yağlı görünüyor ama piştikten sonra tabii bu patlıcanla birebir şey oluyor, özdeşiyor. Şu an Bilecik haşhaş kebabı da yapılıyor değerli izleyiciler. Aynı kuzu eti değil mi? Yine aynı kuzu eti. Yani şu etin sebzelerle ve pulverle avşarlanmasının şekli. Abi, et de kendini gösteriyor aslında. Yani mis Türk gibi. Kuzusu. Vallahi gerçekten. Değerli izleyiciler, bekleyelim. Hem Bilecik haşhaş kebabını hem patlıcan kebabının tarifini aldık Rişat Usta'mızdan. Değerli izleyiciler, muhteşem görünen patlıcan kebabımız, kıymamız ve tabii ki haşhaş kebabımız önümüze geldi. Gerçekten enfes görünüyor. Şöyle değerli izleyicilerimize şöyle gösterirsek, işte Emin Usta'mızın spesiyeli Reşat Usta'mız bize hazırladı. Bakalım bu lezzet nasıl, merak ediyorum. Bu arada işletme olarak bize bilgi alabilir miyiz? Tabii. Ben de patlıcan kebabı tadına bakmak istiyorum bu arada. Tabii. Patlıcan kebabımızın abi işte piştikten sonra hani tabiri caizse melhem gibi oldu derler. Hı-hı. Şu an o kıvamda. Sade kıymayla beraber. Ama yalnız abi onu şöyle dürüm yapacağız. Dürüm yapılacak. Anam. Hoş geldin, ekmeğimiz de geldi. Tabii. Değil mi? Evet. Şöyle ben anlam. Şimdi. Ben şu patlıcanın lezzetine bakmak istiyorum siz dürüm yaparken. Bilecik patlıcan dürümü yapacağım abi size. Hı-hı. Bilecik demiyorum, Bilecik diyorum abi. Bilecik oluyor değil mi? Evet. Normalde Bilecik ama... Bilecik abi. Şimdi Gaziantep'te, Urfa'da da Bilecik olarak biliniyor. Mutfakta değil, dil olarak da bazı branşlarımız var kendimize ait. Ama gerçekten patlıcan çok farklı. Evet. Diğer patlıcanlara nazaran lezzet de farklı. Çok lezzet olan, tohumsuzdur özellikle. Patlıcanda tohum yoktur. Vallahi. Şöyle abi şu sade kıymayı alacağız. Sade kıymayı da alıyoruz. Ben bu arada dürüm yapmayı öğreniyorum. Reşat Usta'mızdan. Ben dürümü yerken sizde biraz işletme hakkında neler yapıyorsunuz, hangi ürünler var, neler satıyorsunuz biraz bilgi verirseniz. Tabii. Biraz mikrofona vereyim ben size. Biz işletme olarak hani öncelikle malzemelerimizin her zaman birinci sınıf olmasına özen gösteriyoruz. Bir de doğal olmasına özen gösteriyoruz. Hani ayranlarda yoğurtlarımızı köy yoğurdu olarak kullanıyoruz. Kıymalarımız kuzu kıyması, patlıcanımız, domatesimiz, biberimiz hepsi hani Bilecik'e aittir. Sera, hani
ürünü değildir. Kesinlikle doğaldır. Hani GDO'lu ürün bulundurmuyoruz abi. Anladım. Onu öncelikle belirtelim. Mekanımızın hani temizliğini ön planda tutuyoruz. Öncelikle mutfak ve lavabolarımız, hani bir mekanın, bir restoranın, bir işletmenin aynası bu iki kısımdır. Tabii tabii mutlaka. Salon da var aynı zamanda bunların zaten içerisinde. Mutfakta da arkadaşlar çalışırken fizik koşullarda evet, çalışıyorsunuz. Lavaboya girerken elimi yıkadım. Gerçekten değerli izleyiciler, lavabo da gerçekten tertemiz. Bir iş yerin zaten mutfak ve lavabo temiz oldukça yani lezzet zaten ortada değerli izleyiciler. Yani biz müşterilerimize çekinmeden her yeri gezdirebiliyoruz rahatlıkla. Gönül rahatlığıyla gönül insanların kendilerini rahat kendilerini misafir değil kendi evindeymiş gibi hissedecekler. Kendi evlerindeymiş gibi hissettiriyoruz da yani bunu yapıyoruz. Ahmet abimiz sağ olsun bu işin erbabıdır. Yani tüm müşteriler gerçekten aile gibidir. Ahmet hani abi salonumuzda yer olmadığı zaman müşterilerini evde bile ağırlıyor. Ahmet o abi konuda. Nasıl müşteriler senden bayağı memnunlar. Birebir diyalogda sen varsın değil mi? Memnunlar. Evet. Evet. Biz de başarılar diliyoruz. Gerçekten sağ ellerinize sağlık. Yolunuz Bilecik'e düştü mü değerli izleyiciler? Mutlaka Emin Usta'nın yapmış olduğu bu lezzetli haşhaş kebabından özellikle patlıcan kebabını bizi yerinden mutlaka yerimini tavsiye ediyorum. Buradan ayrılıyoruz. Lezzetli sıralara bakıyorum. Değerli izleyiciler şu an Bilecik patlıcanının yetişmiş olduğu arazideyiz. Merhaba abi, kolay gelsin. Sağ ol abi. Seni tanıyabilir miyim? Mehmet Yavuz. Mehmet abi şu an patlıcanları ektiniz değil evet, mi? Evet. Ne zaman bunun verimini alıyorsunuz? Ağustos'un 15'inde arıyoruz. Ağustos'un 15'inde. Evet. Haziran gibi falan da Temmuz gibi evet, de evet, aşağı yukarı geliyor değil evet, mi? Evet geliyor tabii. Şöyle 11 aya kadar dönebilir. Yani izleyicilerimiz patlıcanın nerede yetiştiğini belki nasıl olduğunu bilmiyor olabilirler. Biz de buradan aktaralım. Şunlar patlıcanı zaten. İlk önce suyu bırakıyoruz. Aha. Ondan sonra çamur halinde ekiyoruz. Önce çamurdan ekiyoruz. Çamurla ekiyorsunuz. Evet, çamurla evet. Ha. İlk önce suyu bırakıyoruz. Su çekildi mi ekiyoruz. Su çekildi mi ekiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler Metin yaklaş buraya. İşte patlıcanların yetişmiş olduğu filizlenmeler zaten. Aşağı yukarı Haziran, Temmuz, Ağustos gibi evet, sofralara geliyor zaten. Burası kaç kişi çalışıyor aşağı yukarı abi? Ya bizim aile işte. Biz 5 kişi. Hepimiz çalışıyoruz. Ailece, evet. Ailece çalışıyorsunuz. Evet, ailece. Geniş bir araziye yetişebiliyorlar mı bari? Evet evet yetişebiliyorlar. Şu an belki bir şey yok o kadar ama bunu her gün suluyor musunuz? Hayır, haftada bir suluyoruz. Haftada bir şu anda değil. Yüke bindim yani topladığımı haftada bir suluyoruz. Ha, topladığınız evet, zaman haftada. Şu anda iki su verdim mi çapasını vuruyoruz. Anladım. Az zaten buraya ikinci suyu veriyor. Bak, İkinci yani suyu veriyor zaten evet, burada sulu bir arazi. Bilecik'e gezmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şu anda sarımsak bahçesindeyiz, tarlasındayız. Gördüğünüz gibi çiğ sarımsaklar. Bak görüyorsunuz. Metin bak göster işte bak bunlar. Mis gibi mis mis değerli izleyiciler. İşte doğal bunlar. Evet herhangi bir hormon falan. Abi kolay gelsin öncelikle. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet ismim Hasan Güneş. Hasan abi evet, burada sarımsaklar ne güzel taze evet, taze. Ektiğimiz sarımsaklar bunlar. Burada herhangi hormon falan kullanmıyoruz. Sadece koruma amaçlı işte ilaç kullanıyoruz. İlaç. Evet güneşe dayanıklı olması için. Sinek inarcı kullanıyoruz. Diğeri hepsi Abi bunun mevsimi ne zaman oluyor şimdi? Şu anda hasat zamanı. Şu an hasat evet, zamanı. Şu anda hasat. Ne zaman ekiliyor? 7. ayda falan ekiliyor. 7. ayda evet, ekiliyor. Evet. Ve şu an toplanıyor evet, değil mi? Yavaş yavaş. Arkadaşlarımız var. Çok olduğu için gelmiyor. Tarladan topluyoruz değerli izleyiciler. Böyle gördüğünüz gibi toprağı üzerinde, her şey üzerinde zaten. Evet. Ve soframıza geliyor. Bu da mükemmel. Taze işte bunlar. Evet. Doğal. Hiçbir katkı maddesi, hayır, hiçbir şey yok değil mi? Maddesi yok. Hayır, hiçbir katkı maddesi yok. Genellikle biz bunu Gaziantep'e gönderiyoruz. Antep'e gönderiyoruz. Evet, Gaziantep'te tüketim daha çok. Antep'te sarımsak ne sever evet, değil mi abi? Evet, evet. Bilecik, Urfa, Antep hep bunlar bir bütün aslında evet, değil mi abi? Yemek kültürü olsun, işte böyle tarladan yetişen bitkiler olsun gerçekten çok çok önemli. Evet. Abi kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum.
gezilerimiz devam ediyor değerli izleyiciler. Mola saatimizi Halil Usta'nın yanına geldik. Halil Usta bize bugün kilise özel kilise ezmesi yapacak. Kilise ezmesi nasıl yapılıyor? Kendisinden dinleyelim. Öncelikle hayırlı işler abi. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bize kilise ezmesi yapacaksınız. Kilise ezmesinin özelliği nedir? Kilise ezmesinin özelliği kilise tavasına göre daha hafif bir yiyecek. Salatası mevcut. Özelliği yaz mevsiminde daha hoş oluyor. Meyveler yerli, hormonsuz olduğu için. Şimdi kilis bu ezme değil mi şu an yapılan? Şu an dökümünü yapıyor. Zaten domatesini gönderdik. Şöyle Metin yaklaştırırsan şuraya doğru bakarsanız. Evet. Domatesini fırına gönderdik az önce. 3 aşamadan geçer. Önce domatesini fırına gönderdik. Bir şey gelecek. Bunu da göndereceğiz daha sonra fırına. Domatesi gelince salatasını yapacağız. Zaten görüntü alırsınız daha sonra. Bu böyle top top şeklinde mi olması gerekiyor? Doğrudur. Evet. Bu pişip geldikten sonra yine salatasını altına sereceğiz. Bunu da üstüne serip yeniden ısıtmayı verip afiyetle yiyeceksiniz ondan sonra. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorum Halil Usta. Bu etin özelliği nedir? Dana mı olması gerekiyor, kuzu mu olması fark gerekiyor? Etmiyor, fark etmiyor. Fark etmiyor değil mi? Evet. Zaten baharatı yapmış aynen kilis tavası şeklinde. Özelliği bir salatasının olması. O zaman ben ezmemi alıp götürüyorum fırına. Halil Usta müsaadenle şöyle alıyorum değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi kilis tavasının harisinde. Yemeyeceksiniz çünkü bir iki aşamadan daha geçecek. Ha, biraz beklemeniz lazım. Biraz beklememiz gerekiyormuş. Tabii. Aşamalardan geçecek. Biz de sabırsızla bekleyelim. Evet. Değerli izleyiciler, kilis ezmemiz geldi. Fırından çıktı. İlk aşama bitti ve şu an ikinci aşama olarak ne yapıyoruz Halil Usta? Bundan sonra domatesimizi Halil Usta yapabilirsin. Domateslerimizi kabuğunu alıyoruz. Kabuklarını soyarak salata yapma kısmına geçeceğiz. Değerli izleyiciler, soğanlarımız, yeşil biberimiz, kırmızı biberimiz ve maydanozumuz şu an doğranıyor. Halil Usta şu an ne yapıyoruz? Doğrandıktan sonra domatesi dökeceğiz. Zırh işleminden geçireceğz. Zırh işleminden sonra ondan sonra mi atıyoruz bunu? Nasıl oluyor? Çok merak ettim. Kıymamızı kaldırıyoruz. Seriyor kıymayı üstüne düzdükten sonra fırına yeniden gidecek. Garnitürler zırhtan geçtikten sonra değil mi Halil Usta? Evet. Şu an tepsiye diziliyor. Evet. Bunun üzerine kıymamızı sereceğiz. Kıymamızı sereceğiz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Yani. Fırına gönderiyoruz. Ne kadar sürede pişmesi? Isınma aşaması olacak. Isıtma işlemi bu. 3-5 dakikada ısıtma işleminden geçer bu. Ondan sonra servise hazır bir şey. Bu yazdır çok gidiyor gerçi ama yazın biraz daha çok talep olur değil mi? Genelde yaz mevsiminde iyi olur. Sere malı tükendikten sonra, yerli mallar çıktıktan sonra sebzeler. Tabii lezzet daha hoş oluyor tabii o zaman. O zamanki domates de şimdiki domates çok farklı olur. Muhakkak. Değerli izleyiciler, şu an ikinci aşaması olan ezmeli kıymamızın şu an fırına gönderiyoruz ve 5 dakika sonra servis hazır hale geliyor. Afiyetle sizlere adına tadına bakmak istiyorum. Değerli izleyiciler, fırından geldi ezmeli kıymamız. Kıyma mıydı abi? Evet. Ezmeli kebabımız geldi. Ekmekler gördüğünüz gibi sıcak. Mükemmel görünüyor. Şöyle koyalım Halil abi. Şöyle koyalım. Şöyle açalım. Aman aman. Dumanı titiyor. Metin yaklaş buraya Metin. Yok böyle bir şey değerli izleyiciler. Dumanı titiyor. Adeta. Oh. İstediğim damak tadı. Halil Usta, sana mikrofonu vereyim ben. Evet. Tutarsan müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Değerli izleyiciler. Halil abi müsaadenle. Teşekkür ederim.
Bu ekmeğe batırılıyor değil mi aslında? Evet, şarttan da aldım. Bu ne mükemmel bir şey olmuş böyle, ellerinize sağlık ya. Evet. Gerçekten kilise havasından daha farklı. Tabii. Gerçi kilise havası böyle görünüyor ama bu ezmeli kıyma olarak da gerçekten çok çok farklı. Ellerinize sağlık diliyorum. Abi gerçekten bu lezzeti senin elinden yemelerini tavsiye ediyorum ben. Kesinlikle size katılıyorum. Daha kıyacak havaya göre bu. Tabii daha. Sıcak havalarda fazla yormaz insanı. Doğru. Abi son olarak bu lezzeti neden gelsinler? Vallahi artık siz yediniz, gördünüz, neden gelsinler, siz bizden iyi bilirsiniz bunu. Değerli artık izleyiciler, bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten kilis tabası lezzeti ayrı, oruk lezzeti ayrı, kıymalı ezmeli lezzeti ayrı. Gerçekten mükemmel. Hacı Usta, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neler söylemek istersin? Söyleyecek şey, kilis ezmeli kebabımızın lezzetini gördünüz yani. Kilis tavamızın lezzetini de gördünüz. Vallahi hepsi bir sizin artı. Hepsi birbirinden lezzetli. Ellerinize sağlık. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz kilise düştü mü değerli izleyiciler? Mutlaka Halil Usta'nın yapmış olduğu kilise özel lezzetleri yemeden geçmenizi, tatmanızı istiyoruz, evet, diyoruz. Ve buradan alasma atıyoruz. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Kilis'te 2009'dan bu yana kilise özgü mahalli yemek lezzetleriyle Yaren Tarihi Taş Mekanları otantik mekanıyla hizmetinizde. Mekanın oda oda, her odanın farklı konsepti olması en büyük özellik. İşli köfteden Halep kebabına, kübürmüş piyeden kilis tavasına, Şeyher Mahşi'den mumbar dolmasına, eşkili kebaptan oruk köfteye ve daha birbirinden farklı kilise özgü yemekleriyle damak tadınıza hitap ediyor. Adres: Odun Pazarı Caddesi, numara 116, Kilis. Telefon 0348 822 2279. www.yarentaşmekanlar.com. Lezzet anlatılmaz yaşanır. Lezzetin tarihe dönüştüğü yer Yaren Tarihi Taş Mekanlar. İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı, Emin Usta'nın verdiği 25 yıllık deneyimiyle Biricik ve Nizip'te lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Biricik patlıcan kebabından haşhaş kebabına, fırın beytiden alabalığa, tüm kebap çeşitleri ve özellikle Emin Usta'nın spesiyeli olan Urfa Çamlık kebabı lezzetleriyle hizmetinizde. Deneyimli ve güler yüzlü personeliyle İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı, özel günlerde ve toplu yemek organizasyonlarında otantik mekanıyla siz müşterilerini bekliyor. Merkez adres: Meydan Mahallesi, Rıhtım Caddesi, numara 12A, Biricik, Şanlıurfa. Telefon 0414 652 2525. Şube adres: Atatürk Mahallesi, Şanlıurfa Karayolu Üssü, numara 64, Nizip, Gaziantep. Telefon 0342 518 çift 070. www.ikincibaharemininusta.com. Lezzeti, kaliteyi ve hizmeti bir arada buluşturan tek yer İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı. Nizip'te Urfa lezzetini sunan Halil Usta, 25 yıllık ustalığının verdiği tecrübesiyle siz değerli müşterilerini Urfa lezzetleriyle buluşturuyor. Babadan oğula geçen kebap çeşitleriyle, Urfa tiki ciğeriyle ve çöp şiş küşleme kuşbaşı lezzeti Nizip'te Halil Usta'nın farkını ortaya koyuyor. Hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: E90 Karayolu üzeri Hacı Baba Tesisleri, Nizip, Gaziantep. Telefon 0342 513 0538. GSM 0544 611 9595. 7 gün 24 saat 365 gün hizmetinizdeyiz. Urfalım Ocakbaşı.
Lezzeti ve kaliteyi ilke edinen balcı et pazarı, Kilis'te Kilis'e özgü yapmış olduğu Kilis tavasından ezmeli kebaba, patlıcan kebabından oruğa ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle Halil Usta Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor. Özel günlerde ve düğünlerde toplu yemek siparişleriyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: İstahya yolu üzeri Kilis. Telefon: 0348 813 3945. GSM: 0537 497 3452. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, balcı et pazarı. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Strong. Berça, Berça, Alenda, live on the set. Çünkü burada tarihi bir atmosfer var. Tarihi yemekler var. Ve bizim de 6,5 yıldan beri hep uluslararası projelerimiz var. Gördüğünüz gibi yabancı misafirlerimiz var. Letonya'dan geldiler. Riga şehrinden geldiler. Onlarla beraber tarihi yemekler yedik. Şimdi Türk kahvelerimizi içiyoruz. Şu an Kilis havasını gördüm. Kilis havası geldi. Şu an cennet çamuru yiyorlar. Gerçekten keyifli bir ortam var. Bize afiyet olsun Sinem, size teşekkür ediyorum. Sizden biraz da bilgi alabilir miyim? Ali Kalli, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü. Projelerden sorumluyuz. Biz de yine bu proje kapsamında hocamların çalışmaları doğrultusunda Letonya'nın Riga şehrinde misafirlerimizi Kilis'te ağırlıyoruz. Yaklaşık bir hafta burada kalacaklar. İlk günlerini böyle güzel tarihi bir mekanda güzel bir yemek yiyerek onları karşılamak istedik. Çok etkilendiklerini söylüyorlar. Konuşuyoruz biz onlarla. Yemekleri tek tek tanıtıyoruz. Yemeklerin isimlerini söylemeye çalışıyoruz, telaffuz ettiriyoruz. Hoşlarına gitti. Böyle yerlerin çok olması lazım şehrimizde. Kültürümüzü tanıtmak anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kilis'teki lezzet mekanlarını gezmeye devam ediyoruz. Kilis deyince akla tabii ki Mehmet Ali Usta'nın mekanı geliyor. Biz de mekanına geldik. Yapmış olduğu lezzetleri biraz kendisinden bahsetmesini istedik. Ve biraz kendisini tanıyalım. Merhabalar, hayırlı işler dilerim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kilis'i geziyoruz. Kilis'teki lezzet mekanlarını geziyoruz. Ama sizin isminizden bayağı bir söz ediyorlar. Artık etiket olmuşsunuz. Öncelikle biraz işletme olarak bilgi alabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? İşletmemiz 2009 yılında Ekrem Şekeroğlu tarafından kuruldu. Şu an çalıştırmasını ben yapıyorum. Yerimiz tamamen mahalli yemek üzerine hizmet vermekte. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yabancı müşterilerimiz, gelen turistler, işte yerli halkımız, hepsine hizmet vermeye çalışıyoruz. Sanırım Makedonya'dan gelen misafirlerimiz var değil mi? Yanılmıyorsam. Yurt dışından gelen arkadaşlarımız var. Hem 23 Nisan için buradalar. Hem Kilis'le ilgili projeler var. Bunlarla ilgili görüşmek için buradalar. Onların da yemek misafirliğini biz yapıyoruz. Gerçekten mükemmel mekan kurmuşsunuz. Mekan olarak da olsun odaların ayrı ayrı olması, ailelerin gönül rahatlığa gelebileceği bir yer aslında değil mi? Evet, 4 odamız var. Hepsinin konsepti farklı farklı. Yer sofrasından, şah köşesinden, sedirli odaya kadar, masalı bölüme kadar. Hepsi düşünülerekten tek tek hazırlanmış odalarımız. Ayrıca bir de salonumuz var. Salonda toplu yemeklerimizi, 30 kişiye kadar olan yemeklerimizi orada verebiliyoruz. Az önce değerli izleyiciler yemeğimizi yedik. Şimdi ne içelim dedik, melengiç kahvesi dediler. Bir de melengiç kahvesini ikram etti. Gerçekten çok farklı. Son olarak neler söylemek istersiniz? Neden Kilis'e geldiklerinde mekanınıza uğrasınlar? Kilis'e geldiklerinde muhakkak bize uğrasınlar. Uğradıkları zaman mumbar dolması, özellikle üstüne basarak söylüyorum, mahalli yemeklerimizden hem yapılması çok zor olan bir yemeğimiz, hem sunumu zor olan bir yemeğimiz ve her zaman bulamayacakları bir yemek. Ama biz bunu müşterilerimiz için kolaylaştırdık. 12 ay boyunca istenilen her zaman mevcut olarak bulundurabiliyoruz. Evet. Mumbar dolması sanırım Kilis'te hiç yok. Ben duymadım. Yani var da ben
Onu biraz titizlik isteyen bir iş sanırım değil mi? Tabii bunun temizliği, ilk hazırlanma aşaması çok önemli. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Kendi çocuklarımızın yiyebileceği şekilde hazırlayıp daha sonra müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimize sunarken de çeşitli olarak haşlama veya kızartma şeklinde sunabiliyoruz. Ayrıca diğer yemeklerimiz tamamen yöresel mahalli yemek üzerine ağırlık veriyoruz. Kübül müşfiyesinden, şıhıl maşısından, eşkili kebabından, mumbar dolması, kilis, tava, lahmacun. Hepsi her zaman mevcut. Ayrıca bu ürünlerimizin hepsinin dondurulmuşu da mevcut. Evet, yani il içine paket servisimiz yok ama il dışına paket servisi yapıyoruz. Bütün ürünlerimizin hepsinin dondurulmuşu da mevcut. Yani kilis halkının haricinde ben aslında Gaziantep'ten olsun, yurt dışından olsun, yabancı misafirler olsun bayağı bir talep var. Bunu niye bağlıyorsunuz? Tamamen kalite, hijyen, titiz çalışmak ve işimizin üzerinde durmak. Yani biz kurulduğu günden beri sürekli her gün işimizin başındayız. İşinin başında olduğun sürece de inşallah başarılı olursun. Biz de başarılar diliyoruz. Hayırlı işler diliyorum. Değerli seyirciler, lezzetin ve kalitenin adresi Mehmet Ali Ulusoy'un yapmış olduğu lezzetlerden yemeden geçmeyin diyoruz. Yemeğinizi yedikten sonra mutlaka Mehmet Ali Ulusoy'dan melengiş kahvesini içmenizi tavsiye ediyorum. Bize afiyet olsun. Sizleri burada bekliyoruz. Mola Saati programımız sunumuyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, şu an rotamız Bilecik Projesi Koordinatörü Ömer Akar'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bilecik'te tekne görünce şaşırdım ben öncelikle. biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, aslında Bilecik'te tekne yeni bir şey değil. Tarihi çok geçmişe dayanan bir faaliyet, bir unsur. Biliyorsunuz her beldenin eskimeyen tarihleri vardır. Bilecik'in eskimeyen en eski tarihi ise Fırat. Uzun yıllar Fırat'tan istifade edemedik ama en son 1840'lı yıllarda İngilizlerin Fırat ve Dicle adında iki tane yük gemisi Bilecik sularında, iç sularında faaliyet yapmış ve Bilecik tekne taşımacılığında bölgenin ticari merkezi konumunda olan bir yer. Fakat 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu hususta Bilecik'te çok fazla istifade edilememiş. Ama son yıllarda rotamız Bilecik projesi kapsamında biz Bilecik Belediyesi, Bilecik Kaymakamlığı ve Zirve Üniversitesi Denizcilik Bölümü ortaklığıyla güzel bir proje başlattık. İstedik ki Bilecik ilçemizde Fırat'tan bölge halkımız, dışarıdan gelen misafirlerimiz, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz hepsi istifade etsin istedik. Halkımızı suyla buluşturmak istedik. Bu proje kapsamında biz bir adet gezinti teknesi, çok modern tasarımlarla dizayn edilmiş şekilde ve su sporları aletleri getirdik. Şu anda bizim bir hız teknemiz, jet ski'miz, bananamız, kanolarımız. Yan tarafı da görüyorsunuz. Evet, metal yan tarafı da gördüğünüz gibi. Şu anda kanolarımızla ve su sporlarıyla halkımıza hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda ismini Memlük Sultanı Baybars'tan alan Baybars teknemizle de halkımızın hizmetine Fırat üzerinde güzel bir gezintiyi sunmuş oluyoruz. Baybars ismini çok merak ettim. Demek ki Memlük Sultanı'ndan dolayı almış, evet, değil şimdi mi? Şimdi biliyorsunuz Bilecik tarihi çok geçmişe dayanıyor. Asurlulardan beri var ve biz Bilecik Kalesi'nin M.Ö. 800'lü yıllarda tamirat gördüğünü kayıtlarda görüyoruz. Bölgede Bilecik özellikle Memlükliler döneminde Halep valiliğine bağlı bir şehir ve o dönemde Moğollar tarafından Bilecik çok kez işgal edilmeye teşebbüsünde bulunmuş Moğollar. Fakat her işgalde Memlük Sultanı Sultan Baybars ordusuyla destek vermiş ve Bilecik'i koruma altına almıştır. Biz de bir vefa örneği olsun diye teknemize Baybars ismini vermiş olduk. Evet. Ömer Bey, bu teknemizin diğer teknelerin özelliği ne gibi özelliği var? Ne gibi farkı var? Kaç kişilik? Boyu ne kadar? Eni ne kadar? Biraz bilgi verirseniz. Şimdi biliyorsunuz Fırat bir akan bir su. Dolayısıyla derinlik sürekli değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla buraya koyacağımız teknenin de özel bir tekne olması gerekiyor. Bu hususta ciddi araştırmalar yaptık ve biz
aşağıda Mezra beldesi, yukarıda Kerameklara kadar 5 kilometrelik bir alanda suyun derinlik haritasını çıkardık. Bir batimetrik çalışma yaptık ve kendimize güvenli bir rota belirledik. Bu rotaya da uygun bir tekne yapmamız gerekiyordu. Yaptığımız incelemelerde ve araştırmalarda bu yapıya uygun çok güzel bir tekne dizayn ettik. Teknemizin uzunluğu 18 metre, genişliği 5 metre ve en önemli özelliği teknemizin suya batarı 85 santim ve ahşap bir tekne. Genelde tekneler daha çok metal, çelik tekneler tercih ediliyor. Fakat biz daha doğal, Bilecik'in yapısına uygun ve ziyaretçilerimizin gelip oturduğunda kendilerini çok doğal bir ortamda rahat hissedecekleri bir tekne dizayn etmek istedik. Değerli izleyiciler, tekne turumuzu yapıyoruz. Artık Marmaris'e, Bodrum'a gitmeye gerek yok. Gerçekten Bilecik'e gelmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu Baybars isimli tekneden gezinti yapmanızı tavsiye ediyorum. Aslında teknenin özelliği birbirinden farklı. 365 gün hizmet vermesi, 24 saat hizmet vermesi bence çok çok önemli. Modern tasarım olması, ne bileyim lavabo kısmı olsun, tuvalet kısmı olsun, gerçekten çok temiz, çok güzel dizayn edilmiş. Bakalım, biraz daha geziyoruz. Ömer Bey'den biraz daha bilgi alacağız. What is this obsession I have for you? It's not love. Tekne turumuz devam ediyor değerli izleyiciler. Ömer Bey, bu ne güzel bir, muhteşem bir şey ya. Evet, evet. Bir tarafta Bilecik Köprüsü, bir tarafta önemli kuşlar ve Cennet Adası. Biraz burada kaç çeşit kuş türü var? Burada bayağı bir adayı gördüm ben ama. Evet efendim, şimdi Bilecik aslında küçük İstanbul diyebileceğimiz tarihi ve doğanın iç içe yaşadığı ve birbirine uyum sağladığı bir mekan Bilecik. Mesela hemen merkezde bulunan Bilecik Köprüsü'nün alt tarafında önemli doğa alanı olan Kuş Kuluçka merkezimiz bulunmakta. Bu mevsimde göç eden kuşlar Bilecik'e gelmekte. Çok sayıda kuş türü burada mevcut ve şu küçük ada Kuluçka merkezi. Burada yavrularını yapıyor, çoğalıyor ve Karkamış Barajı'na doğru aşağıdaki küçük sazlıklarda, küçük adacıklarda da besleniyorlar. Ve gün geçtikçe de sayıları, doğallığı artmaya başlıyor. Çok güzel. Evet. Denizin içerisinde kuşlar bir taraftan yuva yapmış, ağaçlar, adalar mükemmel. Bir tarafta Bilecik Barajı'nı zaten söylememize gerek yok, köprüsünü. Zaten Bilecik ayağımızın altında görüyorsunuz değerli izleyiciler. Burası Bilecik'te insan kendini cennette hissediyor. Biz şöyle diyoruz, tarif ediyoruz. Diyoruz ki Bilecik tarihten akan bir iksir. Ve bu iksirini hiçbir zaman kaybetmeyeceğine inanıyoruz. Gerçekten Bilecik'e ilk defa gelmemize rağmen gerçekten muhteşem. Böyle güzel tekne turuyla Baybars isimli tekneye de tur yapmamız bence çok çok iyi diyorum. Yalnız su insana bir serinlik, bir huzur veriyor. Bu neden nedir sizce? Şimdi Bilecik'in suyu hem Fırat, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de geçer ve kutsallığı da vardır. Bilecik'in suyun üzerinde, Fırat üzerinde herhangi bir endüstriyel fabrikanın tesisin olmaması doğallığını da bozmamasını sağlamıştır. Şu anda su, Fırat suyu içilebilecek kadar tertemiz, berrak ve bir o kadar da serin. Bütün yöre halkımızı, bölge halkımızı biz Bilecik'e bekliyoruz. Çünkü Bilecik'te streslerini atabileceklerini ve rahatlayabilecekleri bir mekan olduğuna ve tekne turizminde bölgenin yeni markası olacağına inanıyoruz.
Sevgili seyirciler, Baybars teknesinin başına geçtim. Kaptanımız kullanamıyormuş. Ben yardım edeceğim kendisine. geçtim dümenin başına. Şimdi bunu ben biliyorum ama gazı nerede, freni nerede bunun? Gazı burada oluyor gördüğünüz gibi. Bu gazı oluyor. Gazlar burada oluyor. Dümeni de burada. Dümeni burada. Evet. Direksiyonumuz burada. Değerli izleyiciler, yerlere gidiyoruz. Acemi tekne şoförü olarak ben bu işi başaramam. Evet. Siz devam edin. Şimdi buradaki Ömer Bey, buradaki özelliklerden biraz bahseder misiniz? Şu an burada bir rakamlar görüyorum. Bu ne oluyor? Şimdi burası teknemizin kumanda merkezi, kaptan köşkü. Teknemizdeki bütün elektronik mekanizmaları, cihazları buradan yönetebiliyoruz. Şimdi bu gördüğünüz cihaz derinlik ölçer. Biz şu anda bulunduğumuz alanda suyun derinliğini önceden ölçüp bize haber ediyor. Rotamızı belirlemek amacıyla. Şu anda suyun derinliği 4,5 metre. Metin yaklaş buraya Metin. Bak suyun derinliği 4,5 metre. Değerli izleyiciler, buradan da görünüyor zaten otomatik sistem halinde. Dolayısıyla suyun altında risk oluşturan herhangi bir cisim olduğunda önceden bize bildiriyor ve önlemini hemen kaptanımız alarak güvenli bir şekilde rotamızda devam etme imkanı sağlamış oluyoruz. Yine teknemizde çift motor var ve çok kaliteli motorlardır. Bu motorların özelliği hem manevrası güçlü hem de suya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilen motorlar. Biliyorsunuz birçok teknede kullanılan motorlar eski olduğu zaman veya çıkma motoru olduğu zaman oradaki yakıt suyu kirletiyor. Ama şu an teknemizde motorlarımız başta olmak üzere hiçbir sistemimiz suyun kirletmeyecek şekilde dizayn edilmiş ve doğallığı bozmayacak şekilde dizayn edilmiş ve faaliyet göstermekte. Yine pusulamız, jeneratörümüz, klimamız, yakıt sistemimiz, her şeyi buradan kontrol ediyor değil mi? Her şey, projektörlerimiz, ışıklarımız, kaptanımız her şeyi buradan kontrol edebiliyor. Ön tarafta mesela çapa sistemimiz var. Biz aşağıda koylarımız var. Gruplarımız talep ettiklerinde o koylarımıza yanaşıp demir attığımızda teknemizde piknik yapabiliyorlar, yemeklerini yiyebiliyorlar. İsterlerse yüzme imkanına bile sahip olabiliyorlar. Yani burada yok değerli izleyiciler. Bilecik'e mutlaka gelmeniz lazım. Bu tekne turuna girmeniz lazım. Yalnız ben varken tekne turunda kaptan görürseniz gelmeyin. Çünkü rota yanlış yaşıyor. Kaptanım, evet. Seni tanıyabilir miyiz? Müslüm Özkay. Nasıl? Kullanmak kolay mı zor mu? Kullanmak, kullanışı gayet kolaydır ama can tehlikeleri olmadılar için. Tabii eğitimli olunması gerekiyor değerli izleyiciler, şaka bir yana. Evet. Yani sıkışırsan beni ara. Ali abi gel, ben kullanamıyorum, bugün izinliyim de ben gelir kullanırım yani senin tabii için, tamam mı? Hayır, mola dersin, mola saati gelir. Mola saatini teknede güzel bir sefa yaşarız değerli izleyiciler. DJ on me. Varsa şekerin, patlayalım şekerim. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Kilis'te 2009'dan bu yana Kilis'e özgü mahalli yemek lezzetleriyle Yaren Tarihi Taş Mekanları otantik mekanıyla hizmetinizde. Mekanın oda, her odanın farklı konsepti olması en büyük özellik. İşli köfteden Halep kebabına, kübürmüş piyeden Kilis tavasına, Şeyher mahşiden mumbar dolmasına, eşkili kebaptan oruk köfteye ve daha birbirinden farklı Kilis'e özgü yemekleriyle damak tadınıza hitap ediyor. Adres: Odun Pazarı Caddesi, numara 116, Kilis. Telefon 0348 822 2279. www.yarentaşmekanlar.com. Lezzet anlatılmaz yaşanır. Lezzetin tarihe dönüştüğü yer Yaren Tarihi Taş Mekanlar.
İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı, Emin Usta'nın verdiği 25 yıllık deneyimiyle Bilecik ve Nizip'te lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Bilecik patlıcan kebabından haşhaş kebabına, fırın beyti'den alabalığa, tüm kebap çeşitleri ve özellikle Emin Usta'nın spesiyeli olan Urfa Çamlık kebabı lezzetleriyle hizmetinizde. Deneyimli ve güler yüzlü personeliyle İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı özel günlerde ve toplu yemek organizasyonlarında otantik mekanıyla siz müşterilerini bekliyor. Merkez adres Meydan Mahallesi Rıhtım Caddesi numara 12A Bilecik Şanlıurfa. Telefon 0414 652 2525. Şube adres Atatürk Mahallesi Şanlıurfa Karayolu Üssü numara 64 Nizip Gaziantep. Telefon 0342 518 çift 070. www.ikincibaharemirusta.com. Lezzeti, kaliteyi ve hizmeti bir arada buluşturan tek yer İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı. Nizip'te Urfa lezzetini sunan Halil Usta, 25 yıllık ustalığının verdiği tecrübesiyle siz değerli müşterilerini Urfa lezzetleriyle buluşturuyor. Babadan oğula geçen kebap çeşitleriyle, Urfa tiki ciğeriyle ve çöp şiş küşleme kuşbaşı lezzeti Nizip'te Halil Usta'nın farkını ortaya koyuyor. Hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres E90 Karayolu üzeri Hacı Baba Tesisleri Nizip Gaziantep. Telefon 0342 513 0538. GSM 0544 611 9595. 7 gün 24 saat 365 gün hizmetinizdeyiz. Urfalım Ocakbaşı. Lezzeti ve kaliteyi ilke edinen Balcı Et Pazarı, Kilis'te Kilis'e özgü yapmış olduğu Kilis tavasından ezmeli kebaba, patlıcan kebabından oruğa ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle Halil Usta Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor. Özel günlerde ve düğünlerde toplu yemek siparişleriyle, güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres İstahya yolu üzeri Kilis. Telefon 0348 813 3945. GSM 0537 497 3452. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Balcı Et Pazarı. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Mola Saati programımız tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'teki lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Ve Mola Saati olarak sizleri farklı bir lezzete doğru ilerletiyorum. Ve ne yapıyoruz? Farklı bir lezzet için Mola Saati'mizi Mustafa Usta'nın yanında değerlendiriyoruz. Değerli izleyiciler, Softağ kebabı lezzetini, Softağ eteklerinden gelen o mükemmel kebap lezzetini Mustafa Ustam bizlere hazırlayacak. Ustam kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Sağ olun Ali Bey, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, Allah'a hamdolsun. Bugün bize Softağ kebabı lezzeti ve tabii ki sizin özel kavurma lezzetini hazırlamanızı isteyeceğiz. Öncelikle Softağ kebabını nedir, nasıl yapılıyor, anlatır mısınız? Ali Bey, Softağ kebabımız tavuğun göğüs etinden, kuzunun da boğaz altı kısmından yapıyoruz. Çok lezzetli bir şey. İkisini birbirine çok güzel tamamlıyor yani. Şimdi bu sanırım Softağlısınız. Yani Gaziantep'e 30 km uzaklıkta zaten. Softağ'dan mı geliyor bu esinti? Kameraman arkadaşına ben buraya yaklaşırsam buradan bahsedelim. Bunu ben ilk defa duyduğum için söylüyorum. Softağ kebabı nedir? Softağ kebabı Softağ kebapçısına özel. Yani bize özel bir kebap olduğu için. Evet. Piyasada biz tanıttık, biz evet. Çıkarttık, biz buluşunu biz yaptık yani. Çok güzel bir şey yani. Ustam, başlayalım, nasıl bir lezzet? Ben de merak ediyorum, değerli izleyiciler merak ediyor. Bu tavuk göğüs eti oluyor değil evet. mi? Evet.
tavuk göğsüyle boğazaltı kısmından yapıyoruz. Karışık saplıyoruz. Evet. Bu boğazaltının da özel olması gerekiyor değil mi? Her boğazaltı olmuyor. Her boğazaltı olmaz. Evet. Erkek düz etinden olacak. Bir de güzel bir sos hazırlayacaksın. Acılı sarımsaklı. Sos da size özel bir sos zaten değil mi? Evet. O zaman sizi izleyelim. Soft Ağ Kebap lezzetini Mustafa Ustamız hazırlıyor. Değerli izleyiciler, biz de lezzete bakmak için sabırsızlanıyoruz. Değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi işin başına ben geçtim. Mustafa Usta'ya yardım ettim. Tabii ben de Usta'ya yardım etmek istiyorum ama iş benim işim değil. Gerçekten ustalık isteyen bir iş. Soft Ağ Kebabı hazır değil mi Mustafa Usta? Hazır efendim. Soft Ağ Kebabımız şimdi bir şekilde... Yanında garnitürüyle, domatesiyle, biberiyle şu an servis etmek için mangala doğru ilerletelim. Evet. Değerli izleyiciler, garnitürümüz, çiğ köftemiz hazırlanıyor. İşte bu güzel işletmenin ortaklarından ve aynı zamanda ustalarından, işte Menderi Ustamızla birlikteyiz. Menderi Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür. Menderi Usta, Mustafa Ustamız, kardeşiniz bize Soft Ağ Kebabını hazırladı, kavurmayı hazırladı. Biraz da başka hangi lezzetler sunuyorsunuz? Yani Soft Ağ Kebabı ve kavurmanın haricinde hangi lezzetler var? Abi, kıyma var, kuşbaşı var, ciğer var. Yürek, boğazaltı dediğimiz şey, Soft Ağ Kebabı. Soft Ağ Kebabı. Kanadımız var. Soft Ağ yaylasından gelen bir lezzet diyebiliriz değil mi? Evet. Burada aynı zamanda döner lezzeti sunuyorsunuz. Dönerimiz var. Paket servisimiz. Paket servisiniz de var. Aman Allah'ım, bu ne böyle? Değerli izleyiciler, Soft Ağ Kebabımız muhteşem görünüyor gerçekten. Ekmeğiyle olsun, tavuğuyla olsun, boğazaltısıyla olsun, görmüş olduğunuz gibi gerçekten 10 numara 5 yıldız. Biz de bu lezzete bakmak istiyoruz. Mustafa Ustam, ellerine sağlık. Bakalım bu lezzet nasıl, kontrol etmek istiyorum. Ben müsaadenizle kanıtladım yani, siz sadece yiyeceksiniz. Müsaadenizle yemek istiyorum. Menderes abi, müsaadenle değerli izleyiciler, size adına lezzete bakmak istiyorum. Soft Ağ'a özgü süzme kavurma. İlk defa duyuyorum. Gaziantep'te bir ilgi aslında değil mi? Evet. Gaziantep'te ilk ve tek bende var yani. Nasıl diyeceğim? Kavurmamızı süzüyoruz, hazırlıyoruz. Kırmızı al biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, baharat çeşitlerimiz ve en kaliteli bir şekilde sunuyoruz. O zaman izleyelim nasıl oluyor. Öncelikle bu bizim süzme kavurmamız. Süzme kavurmamız. Evet, pişirilmiş, süzülmüş bir kavurma. Anladım. Yağ ayrıyeten çıkartılmış. Yağı var zaten. Süzme bu yağ oluyor. Ne yağ oluyor? Bu kavurmanın yağı mı? Kavurmanın yağı. İç yağ dediğimiz. İç yağ dediğimiz. Evet, şey. İç yağdan oluyor. Tamam, başlayalım Mustafa Usta. Önce yağımızı sacımızın dibine bırakıyoruz. Bu şekilde. Metin, buraya yaklaşırsan hem burada salasamızın bu iç yağını da görmüş oluyoruz. Evet, yağımızı bırakıyoruz. Ondan sonra soğanımızı üzerine bırakacağız. Üzerine bırakıyoruz. Evet. Şöyle bir soğanımızı bırakalım. Soğanımızı bıraktıktan sonra şu kavurmamızı bırakacağız. Abi, kavurmamızı da ilave ettikten sonra abi, şu doğramış olduğumuz kırmızı al biberleri. Kırmızı al biber. Bu acı biber mi, tatlı biber mi oluyor? Tatlı olması daha güzel oluyor. Güzel. Acı olursa fazla acı olur değil mi? Güzel bir şirinlik veriyor. Şöyle biraz da yeşil biber ilave ediyoruz. Yeşil biberimizi ilave ettik. Ettikten sonra baharatlarımız kaldı sadece. Baharat olarak. Bir kapak getir bana. Baharatlarımızı da şu şekilde terlemesi için bırakacağız. Şu
şekilde. Karabiberimiz. Bu ne kadar sürede hazır olur soğursa? 15 dakika. 15 dakika. 15 dakikada süzme kavurma bekleyeceğim ben bu arada değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi içerisinde en alta iç yağ koyduk. Yağdan sonra soğan, kırmızı al biber, kavurmamız, tavanımıza yağımızı bıraktık. 15 dakika sonra serbest hazır hale gelecek. Evet, terletmeye bırakıyoruz. 15 dakika terlemesi lazım değil mi? Terliyoruz. Ondan sonra karıştırıp servis yapıyoruz. Ellerine sağlık tekrar. Teşekkür çok teşekkür olsun. Ederiz. Teşekkür hayırlı işler diliyorum abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Programımız sürümüzle devam ediyor değerli izleyiciler. Şu an Nizip'teyiz. Nizip'ten Bilecik'e giderken yolumuza güzel bir kafe takıldı. Bize güzel bir kafenin bir kahve içelim dedik. Burada bir arkadaşımızla karşılaştık. İskenderun'dan geliyor. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Adım Alper. İskenderunluyum. Ben de buranın yabancısıyım. Geçerken öyle bir uğrayalım dedik. Kahvesini içelim dedik. Siz de bizim gibi bir mola saati verelim dediniz değil mi? Mola saati oldu tam. Bizim kahvelerimiz de Ahmet Usta'mız getiriyor zaten. Güzel bir kahve içelim değerli izleyiciler. Teşekkürler Ahmet Usta. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız? Teşekkürler. Senin kahveni öve öve bitiremediler. Hem Urfa Çark köşesi değil mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Buradan İskenderun'a selam gönderebilirsiniz. Yani buradan herkese selam gönderiyorum o zaman. Hani gurbetteyiz, unutmasınlar bizi, yeter. Buradan İskenderun'a selamlar. Sen neresin? Diyarbakırlıyım hocam. Diyarbakır. Evet. Diyarbakır'a selamlar diyoruz. Evet. Biz kahvemizi içerken bizi izlemeye devam edin. Programımız sürümüz ile devam ediyor değerli izleyiciler. Gaziantep'in Karşıyaka semtinde gezerken gözümüze uygun fiyatlı, ekonomik fiyatlı yer takıldı. Burası bir lezzet değil, tam kalite. Gerçekten A'dan Z'ye her ürünler var. Bakalım burada hangi ürünler var? Girelim, inceleyelim. Değerli izleyiciler, mağazamızı geziyoruz ama uygun fiyatlar ve farklı ürünlerin olması dikkatimi çekiyor. Çocuk giyim olsun, bay bayan giyimleri olsun, farklı ürünler görüyoruz. Fiyatlar da aslında çok çok uygun. Ne bileyim, 4 liraya, 5 liraya, 10 liraya spot fiyatına kaliteli ürünler gerçekten. Şöyle mesela Galatasaray eşofmanları var. Tabii ben bir Beşiktaşlı olarak böyle Beşiktaşlı alayım. Beşiktaşlı eşofmanlar da var, Fenerbahçe'de de var, farklı ürünler var. Mesela şu, bu kısımda bayan ürünler, çocuk için çocuk pantolonları falan var. Farklı tasarımlar, aslında tam modaya uygun diyorum. Hatta şöyle güzel eşofmanlar da var. Fiyatı da bence çok çok uygun.
Değerli izleyiciler, bu güzel işletmenin ortaklarından Sevgi Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Sevgi Hanım, hayırlı işler diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Karşıyaka'da gezerken gözümüze güzel mekanınız takıldı. Uğramadan gitmek istemedik. Öncelikle buradaki ürünler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne gibi ürünler satıyorsunuz? Burada A'dan Z'ye bebekten başlayıp yaşlı grubuna kadar çamaşır çeşitlerimiz, fantazi çeşitlerimiz, gecelik, pijama türlü. Yani çocuk penyeleri, çocuk pantolonları, her türlü diyebilirim yani, A'dan Z'ye diyebilirim. Belli bir yaş sınırlaması var mı yoksa? Hayır, belli bir yaş sınırlaması yok. Yani her bebekten, her gruba göre, her yaşa göre var, evet. Fiyatların da aslında bence 1 liradan başlıyor, 3 liraya kadar, 5 liraya kadar, X yerlerden normalde 2-3 kat, 4 kat fiyatı. Sizde fiyatların neden uygun bu kadar? Bizde yani... Biraz daha halk giysin, halk kazansın yani, çok fazla bir kar şeyimiz yok burada. Burada toplu sürümden müşteri çekmek değil mi aslında? Evet, toplu sürümden müşteri çekmek. Bir de kendi ürünümüz var zaten yani, daha çok yani yanında ek ürünler olarak da satıp da kendi ürünümüzü tanıtmak. Aslında yeni mekan kurmuşsunuz gerçekten. Başarılar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Aslında ürünler de çok çok uygun, fiyatlar da uygun değerli izleyiciler. Yani buraya geldiğinizde Karşıyaka mutlaka uğrayın diyorum. Ne bileyim, çoraplardan tutun, iç çamaşıra kadar her türlü ürünler var. Biz de başarılar diliyoruz. Şükran Hanım'la konuşalım, biraz da ondan bilgi alalım. Değerli izleyiciler, Şükran Hanım'la konuşalım diğer ortağımızla. Buradaki ürünler hakkında biraz da kendisinden bilgi alalım. Şükran Hanım, kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Karşıyaka'da böyle mekanın olmasını, böyle güzel ürünlerin olması, ne bileyim, fiyat olarak çok çok uygun satıyorsunuz. Kendime eşofman almaya geldim ama eşofman bana Bilal'e göre buldum da. Şu Bilal, bu senin zaten, bunu ayırdım seni Bilal. Kendime göre eşofman bulamadım. Size de bulabilir miyiz bilmiyorum ama. Bulursanız çok sevinirim. Vallahi, ben yalnız Beşiktaşlıyım. Bilal şanslı biraz herhalde sizde. Bilal'e bulabiliriz ama size yok galiba. Bilal, yandım ben. Ben arayacağım değerli izleyiciler. Şükran Hanım'la birlikte bulacağız biz buradan. Bana mutlaka çıkaracağım ben Şükran Hanım. Ben karışmam. Beşiktaşlısınız galiba. Aha, buldum ben. Ben buldum değerli izleyiciler. Beşiktaşlıyım. Beşiktaş aşkı olarak biz Beşiktaş'ı seviyoruz. Gerçi bütün takımları seviyoruz. Şükran Hanım, son olarak neler söylemek istersiniz Mola Saati ekibine? Son olarak biz sosyete ucuzluk pazarı adına bütün Gaziantep'lileri buraya davet ediyoruz, buraya bekliyoruz. Biz de değerli izleyiciler, yolunuz Karşıyaka'ya düştü mü mutlaka buradaki alışverişten yapmanızı tavsiye ediyorum. Fiyatlar da bence çok çok uygun. Buradan ayrılıyoruz, Mola Saati programı devam ediyor. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Kilis'te 2009'dan bu yana Kilis'e özgü mahalli yemek lezzetleriyle Yaren Tarihi Taş Mekanları otantik mekanıyla hizmetinizde. Mekanın oda oda, her odanın farklı konsepti olması en büyük özellik. İşli köfteden Halep kebabına, kübürmüş fiyeden Kilis tavasına, Şeyher Mahşi'den mumbar dolmasına, eşkili kebaptan oruk köfteye ve daha birbirinden farklı Kilis'e özgü yemekleriyle damak tadınıza hitap ediyor. Adres: Odun Pazarı Caddesi, numara 116, Kilis. Telefon 0348 822 2279. www.yarentaşmekanlar.com. Lezzet anlatılmaz yaşanır. Lezzetin tarihe dönüştüğü yer Yaren Tarihi Taş Mekanlar. İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı, Emin Usta'nın verdiği 25 yıllık deneyimiyle Biricik ve Nizip'te lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Biricik patlıcan kebabından haşhaş kebabına, fırın beytiden alabalığa, tüm kebap çeşitleri ve özellikle Emin Usta'nın spesiyeli olan Urfa Çalmık kebabı lezzetleriyle hizmetinizde.
Deneyimli ve güler yüzlü personeliyle İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı özel günlerde ve toplu yemek organizasyonlarında otantik mekanıyla siz müşterilerini bekliyor. Merkez adres Meydan Mahallesi Rıhtım Caddesi numara 12A Bilecik Şanlıurfa. Telefon 0414 652 2525. Şube adres Atatürk Mahallesi Şanlıurfa Karayolu Üssü numara 64 Nizip Gaziantep. Telefon 0342 518 çift 070. www.ikincibaharemininusta.com. Lezzeti, kaliteyi ve hizmeti bir arada buluşturan tek yer İkinci Bahar Et ve Balık Restorantı. Nizip'te Urfa lezzetini sunan Halil Usta, 25 yıllık ustalığının verdiği tecrübesiyle siz değerli müşterilerini Urfa lezzetleriyle buluşturuyor. Babadan oğula geçen kebap çeşitleriyle, Urfa tiki ciğeriyle ve çöp şiş küşleme kuşbaşı lezzeti Nizip'te Halil Usta'nın farkını ortaya koyuyor. Hijyenik ortamında güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres E90 Karayolu üzeri Hacı Baba Tesisleri Nizip Gaziantep. Telefon 0342 513 0538. GSM 0544 611 9595. 7 gün 24 saat 365 gün hizmetinizdeyiz. Urfalım Ocakbaşı. Lezzeti ve kaliteyi ilki edinen Balcı Et Pazarı, Kilis'te Kilis'e özgü yapmış olduğu Kilis tavasından ezmeli kebaba, patlıcan kebabından oruğa ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle Halil Usta Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor. Özel günlerde ve düğünlerde toplu yemek siparişleriyle, güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres İstahya yolu üzeri Kilis. Telefon 0348 813 3945. GSM 0537 497 3452. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Balcı Et Pazarı. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Mola Saati programımızın bu haftada sonuna geldik değerli izleyiciler. Programı izleyemeyen ve kaçıran izleyicilerimizi YouTube'dan Mola Saati 30. bölümden takip edebilir, izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Let's go. Balcı Et Pazarı'nın sunduğu Mola Saati programı sona erdi.